Necati abi? 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 Abi iyi misin? Ne oluyor? Bilmiyorum ki. Ya bir şey mi yapsak? Mahur'u mu arasan? Ay yok vallahi kimseyi arayamam. Yeter ya şu evde bir günümüz huzurlu geçsin. Ben seni değil, yaşadığımız geçmişi seviyorum oğlum. Sana Ömer'i hatırlatıyorum diye değil mi? Bu yüzden beni bir türlü sevemedin değil mi baba? Gözlerime her baktığında o anı hatırlıyorsun değil mi? Savaş. Necati. Yine o fedain kurtarmış seni anlaşılan. Hemen konuşmamız lazım. Lütfen babamla kardeşime dokunma. Bu mesele ikimizin arasında. Yanlış. Bu mesele benimle Türeller arasında. Sen de bir Türel olduğuna göre... herhalde bunu kabul ediyorsundur artık. Çocukluğumdan beri ailemden nefret etmemi istedi. Kim? Söyleyeceğim. Ama aileme dokunmayacaksın. Hala seni dinleyeceğimi mi düşünüyorsun? Savaş. Kimseyle mücadele edecek halim kalmadı. Lütfen. Babamla kardeşime dokunma. Sana yalvarıyorum. Ne istersen yapacağım söz. Senden hiçbir şey istemiyorum. Önce aileni öldüreceğim sonra seni. Ben bir iki arkadaşı soruşturayım. Bakalım Savaş abin Erhan nerede tutuyor? Bir öğrensinler. Hangi arkadaşlarmış onlar? İstihbarattan arkadaşların mı? Vay onun mesele kapandı. Senin yardımını istemiyorum ben. Kusura bakma ama mesele de kapandı. Savaş artık benim şahsi mesele. Polisi arayacağım ben. Babamların Savaş'ın yanında olduğunu da söyleyeceğim. Ne yapacaksın polisi arayıp? Mahur, ha? Ne olmasını istiyorsun? Gene hapsi mi boylasınlar? Abine en son şişliyorlardı içeride. Hatırlıyor musun? Bak sen bana inanmıyorsun. Tamam mı? Güvenmiyorsun da. Haklısın. Ama sana her şeyi gösterdim. Anlattım da. Sorun söylediğin yalanlar değil geceler. Sorun gerçekler. Bu gerçekler benim kabul edemeyeceğim kadar acı.
Şu evi görüyor musun? Bu evde, bu bahçede. Şu evde güle oynaya oynadığımız vakit o kadar uzakta değil. Bir de şimdi bak. Ne kadar sessiz görüyor musun? Ne kadar korkutucu. Sen bana bunların hepsini abin yaptı diyorsun. Abim ya. Abim Necati abim. Annem öldüğünden beri kendini öldürmek için daha da çok içen Necati abi. Her sabah bir anlık da olsa annemin hayalini görmek için içmeye başlıyor, biliyor musun sen? Resmen intihar seviyesine gelmiş Necati abim. Bak, benim tanıdığım abim böyle bir insan değil. Şimdi söyle bana, benim abim o kadar kötü biri mi gerçekten? Neyse ne. Ben diyeceğim dedim. Gerçek elbet ortaya çıkacak Mahmut. Göreceksin. Mahmut içeri gir. Ne oluyor abi? İçeri gir dedim. Mahmut içeri. Abi dur, Savaş'ın elindeymiş babamlar. Sırası değil şimdi. Bir dakika, neyin sırası değil? Ne anlattın ona? Bilmesi gerekenleri. Bilmesi gerekenleri. Ya senin, benim, hepimizin bildiği ne varsa, hepsi yalansa o zaman ne olacak Maraş'ta? Ne diyorsun abi sen? Sonra konuşacağız bunları. Şu an babamların hayatı tehlikede. Atla Maraş'ta. Nereye? Babamları kurtarmaya. Anlatacağım yolda. Abi dur, ne oluyor, bana da anlatsana. Babamları kurtarmamız lazım. Tamam, sen içeri gir, bizden haber bekle. Hadi. Daha hızlı Maraş'ta, daha hızlı. Sen dalga mı geçiyorsun da benimle? Ha? Planın ne? Sadece babamla kardeşimi kurtarmak istiyorum. Ulan ne sadece babanın kardeşini kurtarmak istiyorsun? Daha düne kadar onlar ölsün diye takla atıyordu. Söyle, planın ne? Plan falan yok artık Maraş'ta. Sadece gerçekler var. Sadece gerçekler. Neymiş o gerçekler Necati? Al bak. Nasıl ya? Ya. Ben de yeni öğrendim. Sen Ömer'in oğlu değil misin yani? Hayır değilim. Ben Aziz'in oğluyum. Yıllardır intikam aldığımı sanırken de aslında kendi aileme ihanet ediyordum. Nasıl bir plan? Nasıl bir plan beni kullandı? Kendi ailemi mahvetmek için beni kullandı. Kim seni kullandı? Tek derdim bu değil mi? Bu saldırı kimin yaptırdığını öğrenmek. Öğrenmek istiyorum elbet. O saldırıda benim kızım vuruldu. Çok üzgünüm. Eğer böyle olacağını bilsem bu saldırıyı organize etmezdim. Gebertirim lan seni. Onun bana kim olduğunu söyleyeceksin. Bak, az önce bütün hayatımın bir yalandan ibaret olduğunu öğrendim. Beni kandırıp kendi aileme ihanet ettirdiler. Ben de en az senin kadar kızgınım Anaş'ta. Anlasana, artık seninle aynı saftayız. Seninle aynı safta falan değilim ben. Senin günahların öyle küçük bir kağıt parçası da silinecek cinsten değil. Hesabını vereceksin. Elbette vereceğim. Bundan korktuğum da kaçtığım da yok. Sadece aileme yardım et Baraş'ta. Onların bir suçu yok. Ailem basit günahları olan sıradan bir aile. Hiçbirinizin günahları basit değil. Evet, ama en azından benim yaptıklarım yüzünden ölmeyi hak etmiyorlar değil mi? Ne olursun Maraş'ta. Bak, yetişemezsek Savaş hepsini öldürecek. Allah aşkına yardım et. Bir alaver et alaver olmadın nereden bileceğim peki? Görmüyor musun ne kadar çaresiz olduğumu? Kimseye tuzak muzak kuracak halim kalmadı. Anlasana, Necati Türel devri kapandı Maraş'ta. Lütfen ailemi kurtar Maraş'ta. Lütfen. Thank you.
Müzik